Yönetenlerin sözleri değil çocukların hayalleri belirler bir toplumun bir ülkenin geleceğini demişsiniz. Tamamıyla. odur. Çocuklardır. Bir ülkenin geleceği yönetenlerin vaatlerinde sözlerinde değil çocukların hayallerindedir. Çünkü tarih boyunca gerçek hep hayallerinin ayak takip etmiştir. Asıl olan budur. Şunu kaç kere duyuyorsun? Biz büyükler, yetişkinler birbirimizi kırmak ve ezmek için. Çocukluk yapma. Bana masal anlatma. Senin o dediğin çocuk oyuncağı. Birbirimizi aşağılamak için, küçümsemek için, kırmak için çocuğun dünyasını kaç kere ayaklar altına alıyoruz. Doğru mu? Kadınları saymıyorum. <laughs> Kadınlar, hele ki kadınlara yapılanı düşün. Peki çocuklara yapılanı düşün. Aynı zaten bir bütün. Bir bütün. Şu çocuğun dünyasının e, zenginliğini ve çocuklarımıza ihtiyacı yok. Kendimizi kandırmayalım. Bizim çocuklarımızın hayallerine ihtiyacımız var. Hiç kendinizi kandırmayın. Hiç. Sakın ha. Ya şunu düşünsene, bir ülke kurduk, bu ülkeye okullar yaptık, büyük bir okullar yaptık, başlarına koyduk eğitimcilerini, bir şey demiyorum, hepsine saygılıyım. Koyduk böyle efendim, ünvanlı, münvanlı, koca koca şeyler, bekliyorlar ki sınav yapalım, ee bakalım okulları kimler kazanacak. Olmadı kardeşim. Bir okulların çocukları, bir ülkenin çocukları ve gençleri okulları kazanmayı düşünüyor. O ülkenin okulları çocuklarını ve gençlerini kazanmayı düşünüyorsa, haberleri şimdi seyret o ülke neye dönüşür? mesele bu. Yapılacak, yapacak çok 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 belli. Şu gittiğin yol var ya, geri dön, 180 derece geri dön. Şu anda gittiğimiz bir yol var ya, <laughs> çok kolay, 180 derece geri dön yani bu kadar. Gitme o yolu. bu. Bu ay eh, dergide bir yazı yazdınız siz. Çok, beni çok etkiledi, çok şaşırdım da ben bilmiyordum. Ee, 6 Mayıs 1972 e, Deniz Gezmiş'in ve arkadaşlarının katledilişinin 50. yılı bu yıl. Evet. Yusuf Aslan'ın ve Hüseyin İnan'ın aynı zamanda. sizin dergideki yazınız çok enteresan. Siz Deniz Gezmiş'in abisiyle aynı sokakta yaşamışsınız. Tabii, tabii ailesiyle. Bunun için 1924 yılına gitmeliyiz. 1924 yılında... Çünkü... harem İskelesi sokak mı? Harem İskelesi. Harem, harem İskele sokağı. Bunun i̇skele sokak. Mı? Caddesi aslında caddedir. Sokak Üsküdar değil. bu. Evet Üsküdar'da, Çiçekçi'de. Şimdi 1972 dedin ama gel 24'e gidelim. Heh. 1924 yılında Cumhuriyet kuruldu. İstanbul'daki toplu taşıma hakkını, imtiyazını bir Belçikalı şirket elinde bulunduruyor. Ama Cumhuriyet Hükümeti diyor ki artık öyle eskisi gibi at koşturacağınız bir çiftliğiniz yok. Benim de şartlarım var. Benim şartlarımı kabul edenler kalır, kabul etmeyenler gider. Belçikalı şirkete sunulan şartlardan biri şu. Toplu taşıma, tramvay, binip öğrenci kimliğini gösteren tam biletin yarısı kadar ücret ödeyecek. Bak bugün hala bu hak var. İşte o. Ama şirket bunu uygulamıyor. Ve öğrenciler Cumhuriyet tarihinin ilk eylem kararını alıyorlar. 24'te. 1924. 15, Abi. 15 Kasım 1924. Duraklardan tramvaylara binilecek ve tam ücretin yarısı kadar para ödenecek. Tam bilet 80 para, öğrenci 40 para. 40 paralık adam. Ya okuyup aydınlanmak, öğrenmek isteyen geçtiğini aşağılan bir milletin 2020'deki hali neye benzeyecekti? Hiç duymadın mı? 40 paralık adam. Heh, öğrenci. Öğrenmek isteyen, soru soran, biat etmeyen, düşünceleri olan, kendini ifade etmek isteyen her şey. Her şey. Üç tane tıp öğrencisi biniyor Harbiye'den fakat bir tartışma çıkıyor. İki el silah sesi, iki tıp öğrencisi vuruluyor. Bir emniyet görevlisi tarafından. Bu cümet tarihimizin ilk öğrenci eylemidir. Keza köy sütürlerinden ortaya çıkan aydın soru soran bir toplum. Sonra 1950'li yıllarda dünya iki kutup, sömürgecilik emperyalizm ve bağımsız Türkiye'yi savunanlar. Yani Kuvay Milliye Ruhu. Yani 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı yolda yürüyenler ki sözün ettiğimiz 68 kuşağı diye bilinen Deniz Gezmiş ve arkadaşları bir 19 Mayıs gününde Samsun'a giderek 24 kişiler 24 çift beyaz ayakkabı da satın alarak anıt kabul edilmişlerdir bilir misiniz? Peki ne oldu? Üniversitede her şey kötü gidiyordu. Üniversitede ele geçirme. Ama gençler, öğrenciler diyor ki bir dakika ya. Üniversite bizim. Bizim de isteklerimiz var. Bizi bir dinleyin. Tamam dediler. İlk elimler İstanbul Üniversitesi'nde ve kabul ettiler. Rektörlük, valilik, her şey tamam dedi. Tamam. Ama hiçbirini yerine getirmediler. Gençlerini insan yerine koymazsan, gençlerini dinlemezsen, gençlerine söz verip tutmazsan onları suçlayamazsın. Bütün mesele budur güzel kardeşim.